Şimdi arkadaşlar tabii belediyecilik de sosyal bir alan olmasına rağmen aynı zamanda hesabı kitabı olan bir alan bu şeyde. Ve ticaretin de belirli bir oranda serbestliği var. Biz halkı ekmekle ilgili olarak daha önceden bu konudaki kararımızı verdik. Ve hiçbir zaman da sloganlık bazda davranarak seçimlerde halk ekmek kuracağız deyip de daha sonra kurmamazlık gibi bir durum konum içerisinde olmadık ama ileriki günlerde buna ilişkin olarak belediye halk ekmek fabrikası kurmadan halkı gerçekten ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizle bu giderlerini azaltma noktasında sürpriz bir çalışmayı yapacağız. Yani o konuda bir projemiz, bir programımız var ama bu dediğiniz bazda hangi belediye olursa olsun yani halk ekmek Bilecik'teki herkesin ekmeğini karşılayacak bir düzeyde değil. Bunların birçoğu sembolik bazda olan şeyler. Günlük 1000 tane, 1500 tane, 2000 tane ekmek çıkarlar. Sembolik bazda vatandaşın kuyruğa girerek aldığı işler o konuda o durumda olan kardeşlerimizi de rahatlatacak bir ara formülle onu çözeceğiz. Su noktasında arkadaşlar Bilecik'te bakın 11 yıldır Bilecik Belediye Başkanı. Geldiğimiz gün su fiyatı hangi rakamdaysa Bilecik Belediyesi'nin su fiyatlarını 1 kuruş zam yaptı. Su fiyatları geldiğimizde Türkiye'nin en fiyatlı içilemez suyu vardı. En fiyatlı içilemez suyu vardı. Bugün gerçekten içme suyu standartları olarak yüksek. 60 milyon yatırım yapılan, 30 milyonu neredeyse Bilecik Belediyesi'ne ait olan ve içme standartları yüksek olan hiç zam yapılmayan 11 yıldır bir su. Ve su fiyatlarının üzerindeki konulan işte atık su bedeli bunlar kanundan kaynaklanan bedel. Bak biz katı atık bertaraf bedeli alınıyor diye seçim öncesi birileri eleştiriyor. Başka yerlerden alınmıyor. Selim Yağcı vatandaştan haksız yere para alıyor diye. Biz de dedik ki bu şu aşamada atık su, katı atık bertaraf bedelleri bir kısım belediyeler su fiyatı üzerinden alıyor, bir kısım belediyeler bunu hesaplayarak alıyor. O eleştirenlerin görev yaptığı belediyelerde de yılbaşından itibaren bu da mecburi olarak alınmaya başlayacaktır. Şu anda o eleştiren arkadaşların belediyeleri de gidin bakın aldığım habere göre biz 4 lira alıyoruz ama onlar ilçede olduğu halde 6 lira alıyor. Hane başına 6 lira alıyorlar. Alınıyor. Demek ki kanunun hükümler hepimiz için geçerli. Çünkü anlayış şu, insanlar sosyal devlet görevini yaparken her şey beleş olacak diye bir şey yok. İnsanlar aldıkları hizmetin bedelini aldıkları oranda ödeme konumu ve durumu içerisinde olacaklar. Sosyal devlet ihtiyacı olan vatandaşlarımızda, kardeşlerimizde zaten diğer destekleri yaparak veriyor. Bugün hastası olana evde bakım hizmeti vermiyor, kimsesiz olana bu anlamda gerçekten destek oluyor. Onlara işte değişik sosyal yardımlaşma kurumundan paralar ödeniyor. Devletimiz bu görevleri yapıyor. Belediyemiz de kendi üzerine düşen her görevi yerine getiriyor. Bunlar bence biraz polemik konular. Biz bunlara ilişkin hiçbir seçimde halk ekmek kuracağız diye vatandaşımızdan oy almak istemiyoruz. Ve biz dediğimizi de yapıyoruz ama buna ilişkin olarak ara bir formülün üzerinde çalışıyoruz. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz.